Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Evet, tevbe ve hicret ile ilgili bir hadis. 99 kişiyi öldüren adamın hikayesi. Evet, izleyelim. Ebu Said bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek 99 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu diye sordu. Rahip hayır kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını 100'e tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Tevbesinin kabul olup olmayacağını sordu. Alim, elbette kabul olur. İnsanla tövbe arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlar ile birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca eceli geldi ve vefat etti. Rahmet melekleri ile azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü dediler. Azap melekleri ise o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek geldiği yerle gittiği yere ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü. Şimdi bu hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler var. Bu hadisten öğrendiklerimiz. Günahım bağışlanmaz diye ümitsiz olmamalıdır. Çünkü günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın merhameti daha büyüktür. Cenab-ı Hakk'ın kendisine tövbe nasip ettiği ve iyiliğe kabiliyetli olarak yarattığı kimse büyük günahlar da işlemiş olsa bir gün gelir, Allah'a yönelir, tövbe ederek günahlarını affettirir. İyi bir alim çok ibadet eden bilgisiz kişiden daha değerli ve faydalıdır. Kıssamızdaki cahil abidin hem kendisini hem de kendisine akıl danışan kimseyi mahvetmesi, şuurlu alimin ise hem kendisini hem de kendisine akıl danışanı kurtuluşa götürmesi bunu göstermektedir. Halkın manevi önderi durumunda olan kişilerin son derece anlayışlı, ümit verici ve sevgi dolu kimseler olması gerekir. Yani bu şekilde ümit verici konuşmaları gerekiyor. İyi kimselerle dostluk kurmalı, fena halleri devam ettiği sürece kötü insanlardan uzak durmalıyız. Aksi halde kötülerin etkisinden kurtulmak mümkün değildir. İyilerle bir arada olma gayreti kişinin doğru yolda olduğunu gösterir. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetini eğitirken geçmiş milletlerin ibretli hikayelerine zaman zaman başvurmuştur. Güzel dinimizin esaslarına ters düşmemek şartıyla insanları irşad eden kimseler bu nevi kıssalardan faydalanabilir. Evet, neydi? Emri bil maruf ve nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek. Bu bizim görevimizdir. Evet, bir başka hadis-i şerif videoları ile daha karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun.